Tarih 2020. Ben de bazen yazdıklarımı unutuyorum. Evet, Türkiye ile Mısır arasında çok ciddi sıkıntılar vardı. Bunların arasında İhvan, onların faaliyetlerinin engellenmesi, Libya en önemli başlık. Diğer taraftan Doğu Akdeniz. Fakat Türkiye 2020 yılında Mısır'a öyle bir teklif yaptı ki Mısır'ın kafası allak bullak oldu. O da şu, bir nevi Yunanistan'ın Mısır'ı kullandığı anlatılarak Mısır'a şöyle bir teklif şudur. Mısır'a 3 Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratılıyor. Eğer Doğu Akdeniz'de anlaşma imzalanırsa, Türkiye'nin önerdiği anlaşma imzalanırsa, yetki alanları konusunda 3 Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın deniyor Mısır'a. Açık şekilde Mısır'ın çıkarı Türkiye ile hareket etmektir mesajı da verildi yine Mısır'a 2020 yılında sevgili izleyiciler. Bu çok önemli bir gelişme. Nereden bunu söylüyoruz? Şimdi Türkiye kendisine uygulanan çevreleme politikasını aşmak için önce istihbarat örgütlerinin ana sorunları çözmesinin ardından Dışişleri Bakanları ve ilgili bakanlar imzalama aşamasına geldiğinde de hükümet başkanları düzeyinde görüşmelerle götürüyor bu işi. Dolayısıyla herhalde en önemli, çünkü diğer sorunlar aşıldı Mısır'la aslında yürütülen görüşmelerde. En önemli iki konu, bir Libya başlığı olacak. Seçimlere Türkiye'nin mesajı mutlaka saygı duyun. İki, deniz yetki alanı. Burada da 3 Kıbrıs alanı büyüklüğünde Mısır'a bir teklifi var. Türkiye'nin eğer bu anlaşma imzalanırsa, yani Mısır'ın lehine. Bu arada Mısır'ın ekonomisi kötü de olduğu için iki ülke arasındaki ticaret dolayısıyla önem kazanıyor. Dışişleri Bakanları buluşmasını, diğer bakanlar buluşması, muhtemelen de sonrasında liderler buluşması herhalde takip edecektir. Hande Gelelim Hanım, hazır bu Esad'a. güzel bilgiyi verirken bak şu yeşil alan var ya şu an ekranda değil mi? Türk kıta Evet. sahanlığı. Şurada Eğer anlatsan. o Türk Hulki abi isterseniz Yok siz yok. kalkın. Sen bir anlat. Gerçi sen Şimdi konuşuyorsun. estağfurullah yok ben şimdi bırakacağım. Eğer Türkiye son 10 yılda bu dirayeti göstermeseydi, ordusuyla, siyasi hamleleriyle, diplomatik hamleleriyle bu işleri becermeseydi, Türk kıta sahanlığı bak orada ne var? Meis değil mi? Meis. Yunanistan'ın ve Avrupa Birliği'nin temel tezi buydu. Bizi buradan mahrum etmek istiyorlardı. Evet. Küçücük meisi gerekçe gösterip bizi Antalya Körfezi'nde hapsedeceklerdi. Diyorlar ya ne değişti? Kardeşim bize bir gömlek giydirmeye çalışıyorlardı. Biz o gömleği yırttık attık. Bugün şartlarını bizim koyduğumuz bir çerçevede Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la Daha çok onlar ilişkileri çözüldü yeniden zaten. tesis... Ama Onlar nasıl lider çözüldü? seviyesine geldi Sen yani. bir güç ortaya koymasaydın, Tabii ki. askeri ve diplomatik olarak bir irade ortaya koymasaydın çözülemeyecekti. Bize Antalya Körfezi'nde akşamları, Akdeniz akşamlarını dinlemek kalacaktı. Başka bir şey değil. Sen dedin o çevreleme meselesi çok önemli. Şimdi Bununla da çevreleme politikasını yıkmaktı bu arada. Bunun yerle bir da altını ettik. söyleyeyim. Dış politikada ne kadar uzman Ayarlamak ve değil. Zaten yetkili böyle bilirsiniz. Bir şöyle. falan dikselersiniz. Zaten yerle bir ettim. Yani Libya ile kıta Ya sahanlığı. çok affedersin bir saniye. Ben çalışıyorum diye. 2020 yılında yazmışım arkadaşım. Yani şimdi kendi reklamını yapmayayım hadi neyse de. Yani sen niye benim sürekli iğneleme ihtiyacı Ama neydi o Hande isim Hanım neydi sen de bir daha söyler kıskandırıyorsun misiniz? adamı yani. Ondan mı oluyor bu? Gayet tabii. Hayır, neydi dış Kıskançlığı belli politika oluyor deniliyordu o yüzünden. söylediğiniz İşte şeyi köşeye özel çevrelemeye ne geldi. Bir şey deniliyordu? söylemiyorum. Açalım Suriye haritasını lütfen. Açalım Suriye Şimdi. haritasını. Bu zaferle benim başım belada. Şimdi buraya geldiğimizde sen çok net bir şekilde söyledin Esad'la görüşmeyi ama ne zaman olursa olursuna bir yanıt vermedin. Yok benim bu konuda bilgim yok. Ne Bence zaman olacağına dair bilgim yok. çok uzun sürmeyecek. Diyorsun. Neden? Şöyle, şunun için. Aldığın bilgiler ne? Aldığım bilgi şu, net söyleyeyim. Şimdi biliyorsun zaten sen de birçok kez yazdın. Suriye ile Zafer Türkiye yazmadı mı hiç? arasında, efendim? Yani Zafer yazmadı mı? Efendi mi yazdı? O ağırlıklı dış politika yazıyor ya. Ve yani Zafer bizim gözümüzün bebeği. O ayrı, Şimdi, o çok gizli görüşmeler falan yazıyor. Ben naçizane 2019 yılında şöyle, yazmışım ilk olarak hayır. o yüzden. Şimdi Suriye Türkiye arasında alt düzeyde teknik görüşmeler Ne devam başladı? başladı. Fakat şöyle Eylül ayında Sayın Hakan Fidan'la
Suriye İstihbaratı başındaki Ali Memlük arasında önemli bir görüşme gerçekleşti Rusya'da. Bu aslında kilidi, kapıyı burası açtı. Orada birçok sorun halledilemedi. Yani mesela şu, Türkiye'nin talebi ne? İki tane çok temel talep var. Daha doğrusu temel problem var. Problemlerden bir tanesi Fırat'ın doğusunda özellikle YPG, PKK'nın işlettiği petrol. Evet, evet. Petrol bölgeleri engel olamıyorsunuz. Temizleyin, temizleyemiyor musunuz? Biz size destek verelim, çözülemedi. Şimdi İkinci, şöyle tabii ben arada katkıda bulunayım. Bu bölge YPG, PYD'nin ama tabii aslında Amerikan üstlenmesi. Aynen öyle. Doğalgaz, petrol gibi bütün enerji kaynakları da bu bölgede. Esad tabii ki bu petrol kaynaklarını veya enerji kaynaklarını istiyor. YPG ve PYD ile de zaman zaman görüşüyor. Herhangi bir uzlaşma olmamasına rağmen herhangi bir savaş durumu da iki güç arasında olmadı. Dolayısıyla buranın temizlenmesi Türkiye için en birinci önem. Aynen öyle. Birinci soru YPG, PYD konusu. Ama asıl sorun tabii ki Şam rejiminin ya da Suriye rejiminin, kim seçilirse seçilsin, Suriye topraklarında bir istikrar sağlayıp sağlamaması. Şu an orada bir istikrar yok. Peki burada kim var? Bu iş Türkiye ve Suriye ile baş başa çözülecek bir iş değil. Bu kadar değil, kolay tabii olmayacağının değil, nedeni tabii bu. Burada İngiltere var, Amerika var, Rusya var, zaten İsrail var, o Lübnan var, Varoğlu var. Şimdi, tamam mı? Mesele bu. Görünmeyen Çin var. Tabii, dolayısıyla mesele burada zaten. Buranın istikrarı tüm bu ülkelere bağlı. Aslında sürecinin aynı zamanda devamı ve Türkiye'deki muhalifler. Şimdi, bu muhalifleri Esad kabul edecek mi, ne yapacak? Bu şimdi insanlar geldik, güvenlik tehdidiyle karşı karşıyayken buraya dönerler. Şimdi geldik bu noktaya. Şimdi normalde biz Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var değil mi? Bu 4 milyon Suriyeli'nin dönüşü değil sadece. 8 milyona yakın Suriyeli'den bahsedeceksin. Yani İdlib'te tuttun, Barış Pınarı bölgesinde tuttun, Fırat Kalkanı bölgesinde tuttuğun Suriyeliler de var. İş raydan çıkınca onlar da senin sırrına gelecek. Dolayısıyla aslında 4 milyon Türkiye'de toplamda 8 milyon Suriyeli mülteci sorunu var. Mesela bu görüşmede bu da gündeme geliyor. Ama tam da senin dediği gibi şimdi istikrar olmadan o mültecilerin dönüşünün garantisini alamazsın. Fakat ha diyecek ki ya mesele buysa ve bu Beşar Esad'da çözülecekse Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapıyor? Değil mi? Yani niye devam ediyor? Ona etmek geleceğiz zorunda. Hızlıca etmek bu turu zorunda bitirsek geleceğiz ona. Etmek zorunda. Neden etmek zorunda? Çünkü biz hani işte Beşar Esad'la bir Erdoğan görüşmesinde evet iyi bir mesafe alınacak. Fakat bu sorun kökten çözümü zaman alabilir. Zaman alırken de senin kendisinde yapman gerekenler var. Yani tam da Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi. Terfat, Münbiç, Aynalı Arap. Ona geleceğim. Oraya ona halledeceksin. Bir dakika, dur ona gelme. Şu an bana sen Esad Erdoğan görüşmesini söyle. Olacak. Şunu unutmayalım, olacak ama bundan çok büyük bir şey şu an için beklemek hata olur. Sisi gibi bir el sıkışma olabilir önden. Çünkü sıralama şöyle gidecek. İstihbarat örgütleri, Dışişleri Bakanları, ilgili bakanlar ve iki liderin görüşmesi i̇stihbarat kapsamlı örgütü diye gidecek. Hanım, İstihbarat örgütü büyük mesafe kat etti. Yani medya var. Bak Eylül ayında Rusya'daki Hakan Fidan, Ali... Henüz sorunlar çözülmedi. Hayır sorunlar çözülmedi. Saydım zaten. Yani YPG meselesi çözülemedi. Hatta dahasını söyleyeyim. Adamlar bizi hala işgalci görüyor bir şekilde. Bize diyoruz ki kardeşim bana işgalci diyorsun da çıkar YPG'yi o zaman. Peki. Saldırıyor bana. Geleceğim bak. YPG meselesine geleceğim. Şöyle söyleyeyim. Bence, orada bence, bir problem bence daha var. Hande. Bunu birkaç bir cümleyle bitireyim. Ya birkaç yere hani tabii kurcaladık. Gazeteciler işimiz kurcalamak. Hani görüşmenin nerede olacağı da önemli. Tabii. Üçüncü bir ülke Rusya mı olacak? Ki en olası o. Yani o onu da aşılması gerekiyor. Peki. Ya çok özür dilerim. Bence en iyi ülke Türkiye. Esad'ın gelmez. Esad'ın belki de bu görüşme beklendiği kadar erken bir zamanda da olmayabilir. Ben erken beklemiyorum zaten. Evet. Yani şimdi biz hemen bugünden yarına bir görüşme Esad için olacak diye konuşuyoruz bir takvim yok o zaman. Burada söyleyeyim. Şimdi yok. Ha
Ama ben yani işte Hande Hanım, siz her şeyi biliyor ama söylemiyorsunuz. Biz de işte kıt ve kısıtlı bilgilerimizle seyirci doğru bilgilensin diye ya Allah bazı Allah, şeyleri... O kendi bildiği konuları söyleyince ben ona laf çakmıyorum. Hayır şöyle. Ben kendi bildiğim konuları söyleyince devletin işleyişi Tayyip Erdoğan'ın buluşması üzerinde kurulmuyor yani. Biz onu siyasete bakıp kuruyoruz. Şöyle bir beklenti oluşmaması lazım. Şimdi 6,5 milyon insan, hatta tüm dünyaya yayılmış 10 milyon Suriyeli ülkesini terk etmiş durumda. Bu insanlar bir anayasa görüşmesi devam ediyor. Cenevre süreci var. Bunlar ne olacak? Bu insanların can güvenliği nasıl sağlanacak? Çok devasa sorunlar söz konusu. Ve bu süreçte yani öyle düşünüldüğü gibi bugünden yarına bir Esad'la görüşme... Hop el sıkışıyorlar diye bir durum yok. Söz konusu olmayacak. Yani tarih vermek, hani ısrarla tarih soruyorsunuz ya bildiğiniz halde. Çok doğru değil. Hulki abi ben bu açıklamayı sizin için yaptım. Bence ben Türk halkı için yaptım. Öyle değil. Şundan önce bundan sonra gibi bir durum belki yok. De, bu görüşme tamamen istihbaratta, Astana'da, Rusya'da, İran'la alınacak mesafelere bağlı. Esad görüşmekten kaçıyor olabilir. Belki de olmaz. Türkiye dünyaya şu mesajı vermek istiyor olabilir. Bakın ben sorunun çözümü noktasında bu adımı dahi atıyorum. Aynen. Mesajı bence da daha hızlı olabilir. Dünya bizim Esad'la el sıkışmamızı istiyor mu ki? İstemiyor mu? İstemez tabii. İsteseydi bugüne kadar biz Batı'nın yanında yer alıp da efendim. İstemez bu bölge nedeniyle. Dünyadan kastımız Amerika'ysa. Tabii canım. Yani istemez. O yüzden hatta bizim karşımızda Esad'a karşı olan Batı Esad'ın yanında bile olabilir şimdi. Peki bir sorun Rusya var. Rusya istiyor mu ondan da emin değilim. Bir saniye. Rusya masada olduğu sürece istiyor. Şöyle bir sorun var. Acaba muhalefetin özellikle dile getirdiği... Türkiye mi? Türkiye'deki muhalefetin. Ya Sisi'yle kavgalıydın, Esad'la kavgalıydın. Madem barışacaktın, niye bunları yaşadık? Bu eleştiriye ne diyorsunuz? Vallahi şöyle, bu birbirlerine ağır sözler söyleyip sonra ittifak kuran çok parti var Türkiye'de. Şeyden örnek vereyim, yani yakınımızdan örnek vereyim. MHP ile Ecevit de ittifak kurdu değil mi? Üçlü koalisyon kurdular. Raşan Ecevit'in yaptığı açıklamalar vardı. İttifak devam ederken, hükümette koalisyon devam ederken ama bir araya gelebildiler. Şimdiki mevcut ittifaklara bakıyoruz. Yine birbirlerine ağır sözler söyleyen partiler Türkiye içinde bile bir araya gelip kucaklaşıyor. Şimdi benzer durumu uluslararası ilişkilerde görüyoruz. Birbirlerine ağır söz söyleyenler... bir araya gelmek zorunda kalıyor. Dünyanın koşulları bunu gerektiriyor. Zafer'in söylediği, yani o yüzden şu o sözleri şöyle bağlayayım. Uluslararası ilişkilerde sıkıntılar olabilir ülkeler arasında. Birbirlerine ağır sözler söylemelerine gerek yok demek ki. Yani evet, sen şunu yaptın, bunu yaptın, ben seninle ilişkimi keserim, düzeyini düşürürüm falan, tamam, ama hakaret etmeye gerek yokmuş, onu görüyoruz. Yani hakaret etmeden de biz ülkelerle, kişilerle aramıza bir mesafe koyabiliriz. Bunu öğreniyoruz uluslararası ilişkilerde. Daimi küslük olmaz mı? Oluyor daimi küslükler. İngiliz sözünü söyledi Zafer. Uluslararası ilişkilerde ebedi düşmanlık olmaz demiş İngiliz atasözü veya ebedi deyimi. Ebedi dostluk da olmuyor. Çıkarlar oluyor. Oluyor. Ebedi düşmanlık oluyor. İngilizler bize yaklaşık 200 yıldır düşman. Atatürk diyordu ki Kurtuluş Savaşı'nda, bunlar bize, Batı bizden 400 yılın hesabını soruyor diyordu. 400 yılın. Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri bizi Anadolu'dan atmak için 400-500 yıldır, hatta 1071 yıldan bu yana bizi atmak istiyorlar. Ebedi düşmanlık var. Bu sözler, bu Batı'nın söylediği sözler, düşmanlık olmaz sözü, karşı tarafla tokalaşma hamlesi ama elinizi tutup sizi yok etmek için. Ellerinin, avuçlarının içine bakmak lazım ne var diye bizle tokalaşırken. Şimdi ebedi düşmanlıkları var Türklere, Türkiye'ye karşı Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın ebedi düşmanlığı var. Ama biz arada kısa dönemlerde işte Mısır'la da dost olabiliriz, Yunanistan'la da dost olabiliriz ayrı. Ama bunların her an bizi ısırabileceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunu karşı tarafa söylememiz şart değil. Ama 1071'den beri yapıyorlar. Hatta bırakın 1071'den sonra, 1453'ten sonra da düşman oldular. İstanbul'un fethinden sonra bütün Batı demeyelim, Batı'yı bir arada Batı yapan Hristiyan inancı. Hristiyan dünyası, Hristiyan ülkeler 1453'ten sonra da düşmanlıklarını katmerleştirdiler Türklere
Müslümanlara, Anadolu'daki bizlere karşı bu düşmanlıkları sonsuza kadar bu dinler hayatta olduğu sürece devam edecek. Yani sonuçta uluslararası ilişkilerde ebedi düşmanlıklar vardır ama biz düşmanımızda sanki düşman değilmiş gibi ilişkiye gireceğiz, görüşeceğiz. Ülkenin çıkarları evet. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Şimdi Esad'la görüşme ne zaman olabilir diye sordun değerli telefonlarıyla oynayan arkadaşlara. Mülki abi seni çok ben, seviyorum. Ben bir şeye bakıyordum Mülki abi. Herkes bir şeye bakıyor evet. Hayır bir geminin ismine bakıyordum onu hatırladım. Şu an tamam bitti evet. Bak Kurtuluş Gemisi. Mülki abi bu hikayeyi bilir. Onun ismini hatırlayamamıştım. Kurtuluş Gemisi. Biz 2. Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde içeride ekmek karneyle veriliyor. Yunanistan'a Kurtuluş Gemisi'yle 5 kez yiyecek yardımında bulunuyoruz. Yunanistan o ara sokaktaki kedi köpeği kesip yiyor. O kadar açlar. Şimdi de koşarak Mısır'a gittiler. Şimdi o kadar açlar ve adamların bizi işgale kalkmasının üzerinden sadece 20 yıl geçmiş. Ha sonra o Kurtuluş Gemisi 5. seferinden dönerken batıyor. Yani bu kadar büyük bir milletiz. Bu uluslararası düşmanlık ve dostluğa tarihten bir örnek vereyim. Biz Bizans'ı, İstanbul'u fethettik ya Fatih Sultan Mehmet. Herkes zannediyor ki yüzeysel okumalarımız ve bilgilerimiz öyle olduğu için kitleler açısından şöyle düşünüyor. Hele Hazreti Muhammed'in hadisi var. O Konstantinopolis'i fetheden komutan ne müthiş komutandır, ordu müthiştir gibi. Tam söyleyemedim ama onore edici sözü var ya Hazreti Muhammed'in. Onu aklında tutuyor kitleler. Biz sanki Bizans'la ta Hazreti Muhammed döneminden beri düşmanmışız gibi. Öyle değil. Bak şimdi bu fotoğrafı gösteriyorsunuz ya, bunda da Suriye'yle, Esad'la da, Yunanistan'la da ilişkilerimize ışık tutacak bir örnek bu. Osmanlılar, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden evvel Bizanslarla yakın ilişkileri var biliyor musunuz? Hatta bazı padişahlar kardeşlerine padişah olma, kendi padişahlık koltuklarını koruyabilmek için padişah olabilecek yakınlarını, kardeşini falan Bizans'a gönderiyor. Bunu al tut, sana para veriyorum diyor ya. Bu kadar ilişkisi var. Yani biz şöyle bir algı içindeyiz. Arada bir duvar var. Hem fiziki duvar hem zihinsel bir duvar var. Arkada Bizanslar var. Osmanlılar ona düşman. Günü geliyor 1453'te fethediyoruz. Öyle bir şey yok. İç içeler. İç içeler. Zaten Bizans şöyle bir yerde kalmış, ufacık bir yer. Anadolu burası, biz buradan karşısındayız. Arkasına geçmişiz, Rumeli'ye geçmiş Osmanlılar. Ortada ceviz kadar kalmış Bizans. O arada Bizans, Osmanlı hanedanını ayakta tutabilmek için bazı padişahların hapishanesi görevini görmüş. Bizans'ı biz padişah olmasın diye bazı insanları cezaevi olarak kullanmışız. Al bunu tut, al bu para da senin olsun diye. Şimdi sonuçta bu ilişkiler bizim onları fethetmemizde sonuçlandı. İstanbul'u fethettik. Sonra İstanbul'u fethettik diye bütün Batı ve Hristiyan alemi bize düşman oldu. Gelelim bugüne. Yani bu dostluk ve düşmanlıklar her zaman devam edecektir. Binlerce yıldır işte bu Haçlı seferleri niye oldu? 18 ya da 22 tane Haçlı seferiyle burada ganimet elde etmek için geldiler. Dini bahane ettiler. Adına Haçlı seferi dediler falan filan. O yüzden bugün bu dostlukların olması gayet doğaldır. Düşmanlıklar olduğu gibi Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle. Fransa ile Almanya 30 yıl savaşları yaptı. Avrupa'da 100 yıl savaşları oldu. 100 yıl savaşır mı insan ya? Doğru. Birbirleriyle 100 yıl savaştılar. Sonra 30 yıl savaştılar. Ya yani inanılmaz işler yaptılar. Birbirlerine girdiler. Katlettiler birbirlerini. Hitler çıktığı zaman bize mi saldırdı? Avrupa'ya saldırdı. Değil mi? Yani doğru. Bunlar birbirleriyle dost oldular. Sonra o Fransa ile Almanya birlikte Avrupa Birliği'ni kurdu. Tabii birlik kurdular. Yani düşmandılar. Bak tabii. Hitler olayı bile önemli. Avrupa'yı kana buladı. Dünyayı kana buladı Hitler. Dost oldular. Peki çok kısa ne zaman görüşme bekliyorsunuz? Ben en kısa zamanda görüşme bekliyorum. Hatta bugüne kadar olabilirdi diye düşündüm. Hı. Erdoğan'ın Putin'le uluslararası toplantılarda her görüşmesinde ben şimdi Melik'in ifadesiyle söyleyeyim. Aha şimdi fotoğraf çıkacak diye yani tokalaşma fotoğrafı çıkar diye bekledim. Çünkü hani ayaküstü oldu ya bu hani bir toplantı vesilesiyle, bahanesiyle. Ben bundan evvel Esad'la tokalaşmayı fotoğrafında beklemiştim. Peki siz ne zaman bekliyorsunuz görüşmeyi ya da bekliyor musunuz? Ben bekliyorum. Yani bir dahaki dünya kupasını değil değil mi? Cumhurbaşkanı yavaş yavaş bunu Türkiye'ye de sindiriyor. İlk defa bir seyahat dönüşü hatırlarsanız. Ben Esad'la görüşebilirim demişti. Evet.
Doğru. Bir toplantıda yine böyle bir CNN programında Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinenler bile başladılar. Esad teröristi şu ya yapmayın dedi.